Evet, Erzurumlu kardeşim, iskelet. Yavuzcuğum. Ne yapmış da bu arabanın arkasına? Gidiyor koyunumun efendisi. Yürü be koçum, yürü be koçum, geride gişeleri. Böyle OGS'den en soldan devam. Parayı veren düdüğü çalar hesabı. Kontrol hemen gerimizde kalıyor. Yani 100 metre geriden girsek kontrole de kalacağız. Ama 100 metre ileriden böyle hemen kaçış yolunu bulduk. Buradan doğru girip buradan doğru çıkıyoruz yani. Aşağıya E5'e indik. Bu niye durdu yolun ortasında böyle saftirik gibi, salak gibi ya? Allah Allah. Bak amcamlar burayı da kesmişler amcamlar.
Evet arkadaşlar, geldik şimdi. Burada duralım. Sonra bir düzeltme yaparız yerimize. Haydi görüşürük. Saygılar. Hanım ablalar yürüyüş yapıyorlar. Bu ne ya?
Çıkaramadık ki bunu şimdi. Bunlardan bir maske isteyelim bari. Biz kendi maskemizin ipini şuradan bir çıkaramadık. Evet arkadaşlar, şu anda geldik depoya. Beklemedeyiz. Evraklarımızı falan verdik. Bekleme aşamasına geçtik. Yükümüzü yüklemek için bekliyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi depodayız. Diğer araçlar yavaş yavaş rampaya yanaşmaya başladılar. İnşallah bizi de böyle test şekilde alırlar diyeceğim ama hiç sanmıyorum. Kesin öğleyinden sonraya kaldık. Ki akşama kadar da kalmış olabiliriz. Bakalım ya Allah ya Bismillah deyip yolumuza devam edek kardeş. Ha bir de açık araba geldi. Adamın önüne doğru niye giriyorsun? Az beklesen de adam yanaşsa da öyle girsen ya oraya ya. Be Müslüman. Be Müslüman. Öyle. Yıfıs yıfıs ediyor arabada. Evet arkadaşlar, geldiğimiz yer böyle bir yer. Yapacak bir şey yok. Durum böyle. Adam adamın aynasına vuracak yani. O kadar sıfır yanaşmanın anlamı ne yani? Nereye gireceğinle nasıl yanaşmaya çalışıyorsun adama? Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay diyorum hepinize. Vallahi dur kalk dur kalk dur kalk. İnanın arabanın beyni bulanıyor artık ya. İşte burada otomatik araba her zaman. Burada otomatik araba iş görür. Böyle yerde. Araban böyle yerde otomatik olacak. Gel de arama şimdi.
yapmış ha, orta kapağı düşmüş ya. Tüh ya. Baksana ya, tekerin ortadaki kapağı düşmüş. Çok üzüldüm, bildiğin gibi değil yani. Nasıl düşer o kapak oradan ya? Arabaya bir ton süs püs yapmış ama arka kapağın kolları tutmuyor. Nasıl olacak o iş? İki tarafta kırık. Kapağın yarısı açık duruyor neredeyse. Ama gene de süsünden püsünden vazgeçmemiş. Ondan sonra bana diyorlar ki abi sen arabaya niye süs yapmıyorsun? Kardeşim arabanın yapılacak yerlerini yaptırmayıp da süs yaptırdıktan sonra ne anladın o işten ya? Ay babayınızın şarap çanağı ya. Nalet gelsin ya. Nalet gelsin yoluna izine ya. Ne var akşam akşam burada ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Evet. Selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. İsmet Paşa istikametinden saygılar selamlar herkese. Evet arkadaşlar şu anda İsmet Paşa'yı geçtim. Çerkeş istikametine doğru devam ediyorum. Aracımızda şöyle 8-10 ton yükümüz var. Fazla bir ağırlığımız yok. Yavaş yavaş gidiyoruz. Erken çıktık bugün. Erken çıktığımızdan dolayı böyle tıngır mıngır bu saatte buralara ulaştık. Hatta daha erken de ulaşabilirdik. Yalnız ben böyle biraz yavaş davranıyorum. Biliyorsunuz beni. Tasarruf amaçlı. Bir de takograf 45'lerimizi falan filan resmi nizam bir şekilde vererek devam ediyoruz. Böyle giderken de sizlere bir çekim yapalım dedik. Şu anda İsmet Paşa'yı geçtikten sonraki virajları dönüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi aracımız 6. viteste. Hızımız 65-70 civarında. İftara bir saat 20 dakikamız falan kalmış. Yani yavaş yavaş devam ediyoruz. Bugünü de bitirdik hayırlısıyla. Günü bitirdiğimizin mutluluğu içinde değiliz arkadaşlar. Niye derseniz. Yani gün bitiyor ama ömürden de bir gün daha gitti arkadaşlar. Bir gün daha yaşantımızdan gitti. Tadını tuzunu alamadan. İşte güzel bir şekilde yaşayamadan. Böyle bir günümüz daha gitmiş oldu yani. Gürültünün patırtının arasında. Evet buraya doğru gidiyoruz. Burada sağ tarafta arkadaşlar bu... Restoran, market falan filan vardı burada. Bunlar kapattılar. İş yapmadı burada gibi geliyor bana. Aslında yeri de 10 numara. Güzel, müsait. Ama dediğim gibi biraz daha tabii ki bu müşteri çekmeyle alakalı bir şey. Müşteriyle daha güzel ilgilenmeyle alakalı bir şey. Uygun fiyatların olması gerekiyor. Bunlar olması gerekiyor ki böyle yerlerin işine devam etmesi gerekir. Diye düşüneyim. Ben öyle düşüneyim. Benden başkası nasıl düşünür bilemem. Şimdi buraya doğru Çerkeş istikametine doğru giderken arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Hava serin. Güzel. Evet. Atkaracalara doğru devam. Çerkeş'i bitiriyoruz arkadaşlar burada. Buranın da yerleşim yerini görüyorsunuz. Sağlı sollu şuralar. Hani devamlı böyle akşamüstü falan geçtiğimiz için buralardan bir de birkaç araba geçtiğimiz için hep konuşa konuşa gidip geldiğimiz için hiç buralara böyle dikkat etmemiştik arkadaşlar. Bayağı da bir kalabalıkmış buralar yani. O kadar da
küçümsenecek bir yer değil yani. Sanayi sitesi falan filan buraya doğru. İyi yani. Güzel iş sahaları da var. Organizesi de var buranın arkadaşlar. Dediğim gibi buranın büyüklüğüne göre iş sahası buraya yeterli olmasa da burayı geçindirebilecek sistemde iş sahası var yani. Buraya doğru yol yapımı mı var? Ne var anlamadım ki burada ne var ya? Burayı niye kesmişler böyle? Bu ne ya? Allah Allah, illa bizi farklı bir yola sokacaklar. Ha, girdik farklı yola arkadaşlar. Şöyle Çerkeş'in içine doğru. Şuradan doğru bir. Devam edelim bakalım. Ne oluyor burada bakalım. O ileriden doğru döneceğiz. Geleceğiz, gideceğiz. Bir şeyler olacak. Köprü çalışması yapmışlar arkadaşlar. Köprünün o taktuk vuran demirler var ya, ekler. Oraların çalışmasını yapmışlar. O yüzden yolu kesmişler. Biz de şöyle geldik. Aa, da size farklı bir güzergah oldu hemen. Memleket işi, gönül işi demiş. Buralarda esniyor ya. Toprak yol arkadaşlar. Bayağı bir esnemiş. Allah'tan arabada tonaj yok yani. Tonaj olsa var ya. Baksana buralara ya. Çökmüş iyi gene. Buraya bak ya. Bizim arabanın önü alçak. Burada arabanın önü değme imkanı var. Ne var diye şöyle sağdan soldan bir yerden kaçacağız buradan. Bu da bize bir farklılık oldu arkadaşlar. Bu da bizlere bir farklılık oldu yani. Karyosuoğullarıymış. Evet arkadaşlar, Bafra istikametine doğru devam ediyoruz. Adam buraya fırın yapıyor ya, Peçko fırın diye. Bitirmek üzere yani, bitirmek üzere. Bunlar ne yapıyorlar? Peçko, Peçko. Lobetçi amca ne yapıyorsun sen ya? Lobetçi amca. Aman abi, aman abi. Aman abi.
Anladık, yaya geçit de. İlla sollayacak. Aa solladın. Aa solladın ne oldu? Aa solladın bizi. Ne oldu şimdi?